Sinan Oğan işte ne yapar diye merak ediliyordu. Burada bu gördüğünüz tabloda aslında mavi göremiyorsunuz. Hiçbir yerde Sinan Oğan birinci çıkmadı. Ne var ki oyu 5,2, 5,2 onu zaten seçimin ikinci tura gitmesine neden oldu. Eğer şuradaki oranı siz üçlere, üç buçuklara, iki buçuğa çekseydiniz Belki de Erdoğan bugün liderdi bilemiyoruz ortadaki veya ne bileyim verecek oylarla Kılıçdaroğlu belki de öne geçecekti bilemiyoruz. Ne var ki burada gördüğümüz tabloda Sinan Oğan artık kilit isim olmaya başladı. Burada Sinan Oğan bundan sonra ne yapacak? Önemli olan bu. Bugünden itibaren zaten kıymetinin de farkında. Önümüzdeki günlerde belki de Sinan olan konuğumuz da olabilecektir diye tahmin ediyorum. Belki bugün bile olabilir. Arkadaşlarla sohbet edebilir. Burada anladığımız bir pazarlık içerisinde olacağı ama kiminle olacağı. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye'yi asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Sandıklar açıldı ancak o sandıktan ne Erdoğan ne de Kılıçdaroğlu çıktı. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan kilit isim oldu. Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata İttifakı yapacaktır. Türkiye 3 adaylı cumhurbaşkanlığı seçimine giderken iddialı 2 isim vardı. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Ancak 14 Mayıs'ta oylar sayılmaya başlayınca düğümü çözecek ismin Sinan Oğan olduğu ortaya çıktı. Geç saatlerde peş peşe açıklamalar yaptı. HDP ve Hüdapar'ı eleştirdi Sinan Oğan. Atatürkçüler bu hesabı bozacak dedi. Bu seçimlerde HDP ve Hüdapar gibi terörle arasına mesafe koymayan siyasi partiler kilit olma hesabı yapıyor. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz bu hesabı bozacağız dedik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını öngördüklerini, Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri seçimlerin merkezine oturtmak için yola çıktıklarını söyledi. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı en başından beri bizim öngördüğümüz bir şeydi. Biz Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri yeniden Türkiye'deki seçimlerin merkezine, göbeğine oturtmak için yola çıkmıştık. Peki şimdi ikinci turda ne olacak? O an yol haritasını çizdi. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Hangi adayın destekleneceğinin nasıl belirleneceğini anlattı. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı bir şekilde Ata İttifakı Genel Başkanları'yla bir toplantı yapacağım. Tabanımızla görüşmeler yapacağım. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle ve kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım ve buna göre de bir e, netice belirleyeceğiz. Kriz çıkar mı sorusuna da cevap verdi. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye'yi asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Cevabı aranan soru Ata İttifakı'nın hangi adayı destekleyeceği ve o adayın ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilip seçilmeyeceği. Terör örgütüyle arasına mesafe koymayan zaten gelmesin. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ burada önemli bir isim. Onun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda hatta bana da YouTube'da konuşmuştu. Yani biz Cumhur'la bir ittifak yapmayız diye. Ne var ki bu sefer Sinan Oğan'ın hafta sonuna gelmeden önce yaptığı açıklama yani bize Cumhurbaşkanlığı yardımcıları veya bakanlık verilirse bu iş olabilir veya düşünebiliriz gibi cümleleri de çok tartışıldı. Nasıl bir şey yapar burada Sinan Oğan? Yani... Ben şöyle yapacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka konuşacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşmuşlar ama e, yapısı itibariyle onun seçmen yapısı itibariyle muha muhafazakar ve milliyetçi bir seçmen kitlesi olduğunu biliyoruz ve bu seçmen kitlesinin evet belki de Erdoğan'a yakın olabileceğini düşünüyoruz ama Erdoğan'a mesafeli olanlar da içerisinde olabilir e ve Kılıçdaroğlu onlara hitap edebilir mi veya stratejiyi nasıl geliştirebilir o insanlarla nasıl konuşabilir bir de burada e yine Sinan Oğan'ın şöyle bir sözü var yani terör örgütü işte bir taraftan HDP'yi kastediyor e Millet İttifakı'nı desteklediği için diğer taraftan Hüdapar'ı o zaman şöyle bir üçüncü yol olabilir. Şunu diyebilir Sinan Oğan, ben kitlemi daha doğrusu bana e, oy veren seçmeni serbest bırakıyorum ve istediğiniz şekilde davranabilirsiniz. Ha, yapılan araştırma, e, o araştırmalarda da e, Sinan Oğan'ın seçmen kitlesinin büyük oranda şeye gideceği, e, Cumhur İttifakına gideceği yönde, Erdoğan'a gideceği yönde. Ama olsun, sadece onlar yok ki geçersiz oylar da var bakın. O geçersiz oyların ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Sandığa gitmeyenler de var. O sandığa gitmeyenleri, geçersiz oyları e, tekrar hayata geçirebilir, tekrar canlandırabilir, insanlara umut verebilirsiniz. Burada e, muhalefet partilerinin e, bir e, tekrar yıkılmadan, ayakta olduklarını gösterecek stratejilere ihtiyacı var taktiklere ihtiyacı var 15 gün içerisinde diyor ki bir arkadaşımız e, enseyi karartmayalım dedik e, sa, sabah, sabahlara kadar TV seyretmekten yorulduk ama muhalefet liderleri yorulması artık ben yokum demiş Mehmet Gençoğlu olumsuz bakanlar da var bakın bir başkası da şöyle diyor enseyi karartma demiş Ömer deprem bölgesi hakkı olan ücretsiz ev değil bedelli ev istiyor Emekliler 15 bin TL ikramiyeyi değil, 2 bin TL'yi seçti. Demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti değil, baskıcı rezimi seçti. Yarın ağlamayın, bugün ne ettiyseniz yarın onu biçersiniz. İşte ben bunları gördükten sonra diyorum ki ya şaka gibi ya. Bu kadar kötü yönetilirken böyle oyun alınması ama en sonunda şöyle bir sonuca varıyorum. Ha diyorum. Demek ki yani... Erdoğan bozdu Erdoğan yapar diyor bu insanlar veya başka bir muhalefet partisine muhalefetteki partiye şans tanımıyor. Burada da yani nasıl olabilir sorusunu tabii ki soruyorum. Geldik